Müslümanım, camiye gitmiyorum. İmam diyor ki iki tane silahın dolu diyor. Gerçek Müslüman hak yemez, haram yemez, yalan söylemez. Onların yüzünden gerçekten senin dediğin gibi camiye gitmekten de insanlar namaz kılmaktan da vazgeçti yani. 4 sene sonra artık burayı Suriyeliler yönetecek abi. Milletvekili adayları da hep Suriyeli olacak. Ya benim oğlum öldü oğlum. Neredeydi, adalet mi var? Neyi konuşuyorsun? Adalet mi var? Hani hala mahkeme görülüyor, cezasını bile almadı, dışarıda dolaşıyor. Erdoğan tekrardan iktidara geldi, peşinden zamlar gelmeye başladı. Ne düşünüyorsun? Çok mutluyuz, memnunuz. İyi ki geldi. Yine o başaracak, o düşürecek. Diğerleriyle olsaydık vatan parçalanacaktı. PKK'lardan kurtulduk, huzura erdik. Nasıl vatan parçalanacaktı? Erdoğan babamız, aşkımız. Aşkım? Tabii. Hiç düşündün mü? Hiç düşün, sizlerin değil, millilerin. Hiç düşündün mü? Milli mi? Sene. Abla, vatandaş dur, milli değil mi? Dur şimdi. Peki abla, o gece bak, bir şey soruyorum, o gece sana sığınmacılar halay çekti, bak, oynadı. Bir şey soruyorum. Hiç düşündünüz mü? Abla, o gece bu, milliler değil. Ayaklarını eline aldı ya. Ulan milli miydi abla? Yıllardır neden kazanamıyor? Hiç düşündün mü? Neden kazanamıyor abla? Düşünün, söyleyin neden kazanamıyor. Suriyelileri getiriyor, Suriyeli oy veriyor. Öyle kazanıyor işte. Kirada mı oturuyorsun ablacığım sen? Kirada mı oturuyorsun? Şimdi ev aldım. Çok ev aldın değil mi? Bak ne güzel. Ev alabilmişsin Erdoğan'ın ama. Erdoğan'ın sayesinde ama. Erdoğan'ın önceden sayesinde hep mi aldın? Erdoğan'ın sayesinde. Erdoğan. Eşek gibi çalıştın, aldın, Erdoğan verdi sana değil mi bu parayı? Sen de çalış, eşek gibi ben al. Ben de çalışıyorum eşek gibi ama hala alamıyorum. Çünkü sadece çalıştığım günü kurtarıyorum ben. Açım diye bağırma, ayıp. Ya ben bir şey diyeyim, aç değilim. Ama çalıştığım günü kurtarıyorum sadece. Erdoğan, günümü kurtarmak için çalışıyorum yine kazandı, ben. Yine kazandı, ya benim yine oğlum kazandı öldü oğlum. Neredeydi, adalet mi var? Neyi konuşuyorsun? Adalet mi var? Erdoğan, hani hala mahkeme görülüyor, cezasını bile almadı. Dışarıda dolaşıyor. Sen ne kadar şeysin ya? Konuşturma. Siz ölmüşsünüz, gitmişsiniz. Burada kardeşim. Sen böyle bakarsın, zamlar geldi mi de dersin ki nerede? Artık, Müslümanım, camiye gitmiyorum. İmam diyor ki İki tane silahın dolu diyor. Bak, iki tane silahın dolu diyor geçen hafta. YouTube'da çıkıyor. YouTube'da imam diyor ki benim diyor 18, işte 29 Mayıs, 28 Mayıs'ta diyor ki iki tane silahın dolu diyor. Biz nasıl Cuma'ya gideceğiz abi? Ben gitmiyorum. Yemin ediyorum gitmiyorum abi. Müslümanım, doğuluyum da Müslümanım elhamdülillah. Gidiyorum, oruç tutuyorum. Ailemde bir tane açık yok abi. Bir tane açık yok, bulamazsın. Ama yemin ediyorum Cuma'ya gitmiyorum. Erdoğan'a feda olsun gerizekalı. Siyaseti karıştı. Ya abi, yani karıştırılırsa sıkıntı zaten. Sıkıntı orada. Hükümet. Zaten. Türkümüz ne dedi? Dinle siyaset bir arada olmaz dedi. Zaten sıkıntı orada. O yüzden buralara geldik zaten. Kur'an-ı Kerim'i eline alıyor, sallıyor diyor ki ben öpüyor diyor. Ya yani bu siyaset olmaması lazım yani. Alimiz Arap. Hangisi gelirse gelsin. Ya 10 milyon Suriyeli var. 10 milyondan fazla Suriyeli var ya. Böyle bir şey olur mu? Hani gene geldi, göndersin artık. Niye göndermiyor? İşine gelmiyor. Hepsine kimliği vermiş, indiriyor. Suriyeliler eşit olacakmış. O şekilde konuştu ya. Suriyeliler de eşit olacak i̇şte artık. Abla öyle olduk yani. Gerçek Müslüman hak yemez, haram yemez, yalan söylemez. Onların yüzünden gerçekten senin dediğin gibi camiye gitmekten de insanlar namaz kılmaktan da vazgeçti yani. Bu kadar adaletsizlik artık son. Yeter bu kadar adaletsizlik. Yazıklar olsun diyoruz. 4 sene sonra artık burayı Suriyeliler yönetecek abi. Milletvekili adayları da hep Suriyeli olacak. Böyle abi, kutlamayı da Suriyeliler burada kaldı diye kutladılar. Biz burada mülteci kutlama yaptılar çoğunluk olarak. Abi Suriyeliler kutladı, Türkler kutlamadı zaten ki. Zaten oyun %20'si Suriyelilerin de. Suriyelilerin. Samatya'da Ali Haydar restoran var. Samatya'da. Samatya bak, normal bir yer. Gittim, şiş söyledim. Abi ne kadar dedim, bana 350 TL dedi. Şimdi bak, ben durumum iyi, ben yiyebilirim onu. Ama 350 TL bir şiş olur mu ya? Yanlış mıyım abi? Ya bu kadar da olmaz yani, insanlar artık uyanması lazım. Askeri ücret 8500, ev kirası 10-12 binden aşağı, ev kirası bulamıyorsun abi. Hani benim var yani. Abi ya, haksız mıyım ya? Gurbetçiler Almanya'da yaşıyorlar, tüm hayatları orada geçiyor. 3 aylık yaz tatilinde geliyorlar bizim ülkemize. Nasıl kazanılıyor abi? Abi nasıl kazanılıyor, anlat. Abi burada çatır çatır harcıyorlar paraları. Bizim ülkemizde burada... 20 kat değerli mi paraları peki buraya gelip? Tabii değerli abi zaten. Abi bir şey diyeceğim.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan herkes Müslüman olmak zorunda mı? Bunu soruyorum. Belki aramızda tamam. Adam çıkıyor. Diyor ki bizim kitabımızda LGBT yoktur deyip LGBT'li vatandaşları insan yerine koymayan bir adam. O Müslüman olmak zorunda da değil. Belki ateist de olabilir. Yani ateist olabilir. LGBT onlara dil uzatmaya hakkı yok ki halkına sürtük diyen bir adam bu abi. Erdoğan tekrardan iktidara geldi ve peşinden zamlar gelmeye başladı. Ne düşünüyor vatandaş bu konuda? Şimdi ben Almanya'da yaşayan biri olarak 2 yıl önce Almanya'ya gittim. Ve hani bizim gitmemin sebebi de Erdoğan'dır. Bunu buradan çok açık bir şekilde söylüyorum. Ülkede gelecek umutlarını bitirdi adam. Ve şu an ülke o son 2 yılda daha da kötüye gitti ve ben bunu öngörebildim bir şekilde. Ama herkes şu an Almanya'ya gidemiyor çünkü vize sıkıntıları, vize sorunları başladı. Ve Erdoğan daha yeni bir açıklama yaptı vize olaylarını kolaylaştıracağı hakkında. Ama hiç sanmıyorum. Çünkü Almanya'da Avrupa ülkeleri bizi artık 3. 4. sınıf ülke olarak görüyor. Ve yani kimse vize de vermiyor artık. Ne insanlar dışarı kaçabiliyor ne de burada yaşayabiliyor. Ülkede yaşam cidden bitti şu an. Ve şu an Almanya'da burayı karşılaştırıyorum. Çünkü çok böyle gurbetçilerin şeylerini görüyorum. Röportajlarını. Ve hani öyle bir anlatıyorlar ki Almanya'yı. Sanarsın bizim ülkemiz çok güzel. Almanya paramparça şu an ama tam tersi. Almanya'da küçük bir enflasyon var. %6'dan %10'a kadar. Suriyeliler ve hiçbir şey. Efendim? Suriyeliler renk attı ülkeye. Suriyeliler seçime karar verdi ya. Nasıl sığınmacılar sokaktaydı? Coşkuyla karşıladılar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı oluşunu. Yorum yok yani. Cidden yorum yok. Çünkü seçimdeki farka bakıyoruz. 3 milyona yakın bir farktı değil mi? Ve oy veren Suriyelilerin sayısı 4-5 milyona dayanıyor. Bu ne demek? Suriyeliler benim geleceğime karar verdi. Benim arkadaşlarım geleceğine karar verdi. Burada parlak gençler geleceği karartılıyor. Ve ben Almanya'ya belli bir sebepten gittim. Geleceğim kararmasın diye. Ve şu an çok güzel bir eğitim hayatım var orada. Sosyal hayatım da gayet iyi. Ekonomik olarak hiçbir sıkıntımız yok. Aynen öyle. Efendim Erdoğan tekrardan iktidara geldi. Zamlar peşinden gelmeye başladı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Her haliyle mükemmel. Zam gelse de mükemmel diyor. Mükemmel. Peki Erdoğan kazandığı zaman sığınmacılar... Doğruyu seçti diye düşünüyorum. Doğruyu seçti. Sığınmacılar evet. O gece eğlence yaptı. Eğlendiler sığınmacılar. Ne düşünüyorsunuz en çok? Sığınmacılar sevindi bu konuya. Bu seçime en çok sığınmacılar sevindi. Ya tabii ki yani hoş olmadı ama yapacak bir şey yok. Evet. Nasıl efendim? Ekonomi nasıl? Ya ekonomi tabii ki herkesin bildiği üzere. Tabii ki kötü ama olsun. Ben memnunum. Ben seviyorum Erdoğan. Erdoğan. Yine de Erdoğan. Her zaman. Her zaman. Sonuna kadar. Ölene kadar. Neden Erdoğan bu kadar sevgi var? Ya onun gibi adam yok. Bir daha da gelmez. Ne bakımdan? Her bakımda. Erdoğan tekrardan iktidara geldi ve peşinden zamlar gelmeye başladı. Çok güzel oldu. Nasıl zamlar da geldi? Güzel çok mi? Çok güzel oldu. Bu da güzel. Evet çok güzel. Daha saf şey demiyoruz. Teşekkür ederim. Türkiye'nin neyi kaldı? Doğru kaldı onu da satsın. Peki çoluk çocuğun vallahi. Geleceği ne olacak abla? Ya. Çoluğun geleceği ne olacak? Ne olacak? Kıbrıs'ta bitti. Türkiye yok. Hepsi yabancı ülkemizde. Ve yabancı. Sığınmacı şey yok. Evet, ama. Evet. Sığınmacılarla. Biz yabancıyız burada. Yani yabancı burada. Türkiye oldu, Türkiye yabancı oldu. Hani Türk var mı burada? Türk yok. Erdoğan tekrardan iktidara geldi. Zamlar peşinden gelmeye başladı abi. Ne düşünüyor vatandaş? Bence zamların gelmesi güzel olacak. Bu toplum hak ettiğiyle yönetilecek. Düşünün ki bir toplum eğer değişimi, dönüşümü sağlamasını bilmiyorsa bu ülkenin geleceği de pek de parlak değil. Parlak değil. Ya olur mu ya 21 küsur yıl, 25, 30 yıl tek bir parti tarafından yönetilmesi asla kabul edilecek gibi değil. Demokrasi için, demokrasinin gelişmesi için sürekli değişim sağlamak zorundayız. Bence zamların olmasına da bu toplum hak ettiğiyle demek yönetilmeye layık görülmüştür. Veya bir mi yapıyor? Ben açık söylüyorum. 10 yapsın, 20 yapsın. Yapsın. Yabancıların yurt dışındaki insanların oy kullanması aslında asla doğru değildir. Yurt dışında yaşayacaksın, cebine 1000 lira, 2000 euro koyacaksın. Geleceksin burada har vurup harman savuracaksın. Bu toplumun kaderiyle oynayacaksın. Bu toplumun kaderiyle oynaması için yurt dışında ve diğer yabancıların oy kullanması doğru değil. Bunları kesinlikle reddediyorum. Peki adil bir seçim oldu mu abi? Bana göre adil bir seçim olmadı. Olmadı. Adil bir seçim olmadı. Kılıçdaroğlu kimle konuşursa konuşsun bu ülke için bir fırsattı. Yani bir demokratik bir sisteme dönüşmesi için bu fırsatı değerlendiremedi bu ülke. Bunu değerlendirmek zorundaydık ya. Beğenmedik mi? 5 yıl sonra tekrar AK Parti'yi getirelim kardeşim ya. Ne olur ki ya. Yani bunu becermeyen bir toplumuz ya.
Peki abi o gece sığınmacılar halay çekti, sevinç gösterileri gösterdi. Ben de yurt dışında yaşıyorum. Benim içimi acıttı, Yarın bu gençlerin, geleceğimizdeki bu çocuklar hepsi yabancı konumuna bu ülkede şiddetle karşı karşıya kalacaklardır. Yani entegre uyum olmayan, yani bir kelime Türkçe bilmiyor ya. Bir kelime Türkçe konuşmayan insan AK Parti'nin kazanmasından dolayı coşku yaşatması asla doğru değil. Onu da kabul etmiyorum.